kendi kendini yönetmesi demektir. Bizler de Atatürk sayesinde cumhuriyete kavuştuk. Devlet yöneticilerimizi oy kullanarak seçme hakkını elde ettik. Peki cumhuriyetten önce nasıl yönetiliyordu? Cumhuriyetten önce devleti padişah yönetirdi. Padişah ne isterse o olurdu. Bu kararlarla hiçbir hakkısı olmazdı. Padişahlık babadan oğula geçerdi. Seçimde iş başına gelmezdi. Peki cumhuriyet nasıl kuruldu? Atatürk önce Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Çünkü yurdumuzun dört bir yanı düşman işgaline uğramıştı. Ankara'dan 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Cumhuriyetin temelleri işte o gün atıldı. Atatürk'e göre tek bir kurtuluş yolu vardı. O da millet egemenliğine dayanan yeni bir Türk devleti kurdu. Türk milleti Atatürk'ün liderliğinde birbirine kenetlenerek bağımsızlığını kazandı. Kahraman ordumuz zafer üstüne zafer kazanarak düşmanları yurdumuzdan çıkarmayı başardı. Peki ya sonra? Cumhuriyetimizi kurdu. Bundan tam 95 yıl önce 1923'te Cumhuriyet ilerledi. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra milletimizin ilerlemesi için birçok yenilik yaptı. Bunları izlemek, öğrenmek ister misin? Hem de nasıl isterim? Haydi o zaman gel otur bakalım. Okullarımız yeni bir kanuna, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ders konularımız batıda da olduğu gibi bilimsel olarak ele alındı. Kız ve erkek çocuklar birlikte okumaya başladılar. Bilim alanında ilerlemeler ve gelişmeler hızlandı. Atatürk, Türk halkını her alanda ve görünüşüyle uygar bir topluma dönüştürmek için çalıştı. 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. Kılık kıyafetle ilgili birçok yenilik yapıldı. Atatürk Kastamonu'da ilk kez şapka giyerek halkın buna katılmasını sağladı. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun ilan edildi. Böylece Türk kadını da aile ve iş hayatında erkeklerle eşit haklara sahip oldu. Türk kadını Atatürk sayesinde siyasi haklarına da kavuştu. Artık istediğini seçecek ve seçebilecekti. Cumhuriyetten önce dilimiz Arapça ve Farsça gibi sözcüklerle doluydu. Bizim olan Türkçe yabancı sözcüklerden arınmalıydı. 1 Kasım 1928'de yeni Türk harfleri kabul edildi. Böylece Türkçemiz gelişti. Artık rahatça okuyor ve yazabiliyoruz. Eskiden takvimsel ve ölçü birimlerinde çeşitlilik vardı. Bu durumda resmi işlerde ve ülkeler arası ilişkilerde karışıklığa yol açıyordu. Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için 1 Ocak 1926 yılından itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı. Uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilogram kabul edildi. Hafta sonu tatilimiz cuma gününden pazar günü alındı. Uluslararası rakamları kullanmaya başladık. Eskiden kişilerin soyadları yoktu. Bu yüzden kişiler birbirine karışıyor, askerlik, vergi toplama, nüfus kayıtları gibi birçok işte karışıklık yaşanıyordu. Sıkıntıları gidermek için 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu kabul edildi. Atatürk bilimsel gelişmeleri hızlandırmak için Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren üniversiteler kurdu. Ülkemizde bilim insanlarının yetişmesi ve yaşam seviyemizin yükselmesi amacıyla yüksek öğretim kurumları açıldı. Uzun süren savaşlar ve ülkemizdeki olumsuz ekonomik şartlardan dolayı verem hastalığı çok yaygındı. Atatürk bu yüzden sağlık hizmetlerine çok önem verdi. Veremle mücadele edilmesi için sağlık ocakları ve dispanserler açıldı. Atatürk sanata ve sanatçıya büyük değer verdi. Heykel, resim, müzik, tiyatro ve edebiyat alanında yapılan birçok çalışmayı destekledi. Cumhuriyet döneminde resim dersi zorunlu dersler arasına alındı. Üniversitelerde resim bölümleri açıldı ve bu okullarda resim öğretmenleri yetiştirildi. Atatürk ülkemizin birçok yerinde konservatuar ve güzel sanatlar akademisinin kurulmasına öncülük etti. Thank you.
gibi spor alanında da milletini etkilemiş ve önemli hizmetlerde bulunmuştur. Günümüzde pek çok başarı elde ettiğimiz spor dallarına ait ilk çalışmalar Atatürk zamanında başlamıştır. Beden eğitimi okullara ders olarak konulmuştur. Atatürk senin gibi düşünenlere bahsediyor. Biliyorum.